Bu videoda nörotransmitter alıcılardan bahsetmek istiyorum. Nöronlar genelde uyarıcı ve engelleyici nöronlar olarak anılır. Ama asıl uyarıcı ve engelleyici olan tam olarak sinapsların kendisidir. Aslında daha da detaya girecek olursak sinapstan salınan nörotransmitterlerin ve postsinaptik zara bağlanan alıcıların etkileşiminden bahsediyoruz. Çünkü çoğu nörotransmitter çok çeşitli reseptörlere bağlanabilir. Böylece nörotransmitter bazen uyarıcı, bazen de hedefteki hücreye engelleyici olabilir. Yani bu akson bağlantı uçları burada sinapslardaki nörotransmitteri serbest bırakabilir. Belki de bu mor alıcıya bağlanabilir ki bu da hedef hücredeki uyarıcı güce neden olabilir. Ama postsinaptik zar üzerindeki turuncu alıcıya bağlanırsa eğer, hedef hücrenin engellenmesine ya da engelleyici bir potansiyel oluşmasına neden olur. Değil mi? Yani uyarıcı da olabiliyor, engelleyici de olabiliyor. Hedef hücre başka bir nöron olduğunda, uyarıcı veya engelleyici sinapslar nöronun tüm yüzeyine yayılabilir. Ya da dentritlerin baskın olarak uyarıcı sinapsları aldığı yerde çok sayıda nöron olabilir. Yani dendritlerin üzerinde sinaps alan çok sayıda nöron, nörotransmitter salınımını arttırarak dendritlerde depolarizasyona neden olabilir. Şuraya uyarıcı sinapsları gösteren küçük mor artılar çiziyorum. Evet. Bunun için birçok nöron soma'da daha fazla engelleyici sinapsa sahip olacak. Buraya da Birkaç küçük turuncu eksi çizeyim. Bunlar da somadaki engelleyici sinapsları temsil edecek. Genelde nöronların akson uçlarında sinapsları olur. Böylece diğer akson uçları hedef nöronun akson uçlarında sinaps oluşturur ve bunlar genelde uyarıcı ve engelleyici sinapsların bir karışımı şeklindedir. Sinapsların nöronlarda nasıl oluştuğu konusu oldukça çeşitlilik gösterir. Bütün bu yerlerde uyarıcı ve engelleyici sinapsların karışımı olabilir. Peki bu şekilde yerleşmiş nöronlara bilgi nasıl ulaşır? Dentritler aracılığıyla çokça uyarıcı bilgi alabilirler. Bunlar da depolarizasyonun dentritlerden somaya inmesine sebep olur. Ama bu nöronlar somayı engellerse, bir aksiyon potansiyelini tetiklemek için tetikleyici bölgeye ulaşmadan depolarizasyonu engeller. Sonra aksiyon potansiyelleri aksondaki tetikleyici bölgeden akson ucuna iletilir. Akson ucundaki uyarıcı ve engelleyici sinapslar aksiyon potansiyeli akson ucuna ulaştığında salınan nörotransmitter miktarını arttırabilir veya ne yapabilir? azaltabilir. Böylece burada nöron ürününün güzel bir uyumlaması oluşur. Arkadaşlar, bu dentritlerden somayı geçerek gerçek akson ucuna kadar birkaç seviyede gerçekleşebilir ve bütün bu sinapslarda dolaşan bilgiye karşılık kendi ürünleri aşağıya da yukarı doğru olabilir. Böylece sinapsları sınıflandırmamızın bir yolu da çoğunlukla uyarıcı veya engelleyici olup olmamalarına bağlıdır. Ama nörotransmitter alıcılarında büyük büyük farklılıklar bulunur ve kimyasal sinapslardaki nörotransmitterlerden hedef hücreye nasıl bilgi aktardığı konusunda da büyük ayrımlar göze çarpar. Bunları e, mutlaka e, dikkatle ele almamız gerekir. Şuraya sinaptik çukura nörotransmitter salan büyük bir akson ucu çizeceğim şimdi. Evet, çiziyorum. Bu hedef hücrenin postsinaptik zarı olacak. Buraya da iki büyük nöro transmiter alıcı çeşidi çizeceğim. Bunu nörotransmitere bağlı küçük alıcısıyla birlikte gri çiziyorum ve öbürünü diğerini de nörotransmitter'ine bağlı yine küçük alıcısıyla sarı çiziyorum. Bu ilk nörotransmitter çeşidine İyonotropik deniliyor. Evet, iyonotropik. İyonotropik nörotransmitter alıcılar ligand kapılı iyon kanallarıdır. İstiyorum. Bu yüzden adında iyon geçer. Ligantlar alıcılarına ki bu durumda nörotransmitterlerine bağlandığında açılıp belirli iyonların geçişine izin verirler. Nörotransmitter alıcıyı terk ettiğinde de alıcılar kapanır ve artık işlerinden iyon geçişine izin vermezler. İonotropik nörotransmitter alıcıları etkinleştirdiğinde yani sinir sisteminde bunlar etkinleştirildiğinde farklı şiddetlerde potansiyele sahip olurlar. Bu durumda orada bulunan kısa zar tarafından yakında olan potansiyel üzerinde hızlı bir etki meydana getirir. Bu etkinin sonucu işte etkinleştirilmiş iyonotropik nörotransmitter alıcısı sodyum veya kalsiyum iyonlarının geçmesine izin verirse hedef hücre ne yapar? Genelde uyarılır. Eğer bu geçişe izin verirse hedef hücre uyarılır. Çünkü genellikle bunlar pozitif yüklerini getirerek nöronların içine taşırlar ve depolarizasyona neden olurlar. Ya da iyonotropik nörotransmitter alıcısı klorür veya potasyum iyonlarının geçmesine izin verirse genelde hedefteki hücrenin engellenmesine neden olur bu sefer de. Klorür iyonları çoğu zaman negatif yüklerini getirerek nöronların içine taşırlar. Ee, iç, içeriği böylece daha da neg e, negatif hale getirirler. Potasyum iyonları ise genelde pozitif yüklerini de alarak nöronun dışına çıkar. Bu da içeriği daha da yine negatifleştirir. Evet, diğer önemli nörotransmitter alıcı sınıfı ise metabotropik alıcıları. Bunlar iyon kanalları değiller. Bunun yerine nörotransmitter alıcıya bağlandığında nöronun içinde ikinci bir mesajcıyı veya ileticiyi etkinleştirirler. Metabotropik nörotransmitter alıcıları tarafından etkinleştirilebilen çok sayıda farklı ikincil mesajcı sistem e, sistemi vardır. Bu ikincil mesajcılar pek çok farklı şey yapabilirler. Mesela, iyon kanallarına giderek onların hareketlerini etkileyebilir, daha çok veya daha az aktif olmalarına neden olabilirler. Ya da nöronun içindeki protein faaliyetlerini de değiştirebilirler. Bazıları ise gen faaliyetlerini etkileyerek nöronların içinde bulunan gen ifade yapısını değiştirebilirler. Metabotropik nörotransmitter alıcıları etkinleştirildiğinde hedef hücrenin tepkisi iyonotropik nörotransmitter alıcılarına göre daha yavaş olur. Ama etkisi daha büyük ve daha yaygın olabilir. Çünkü ikincil mesajcı sistemleriyle güçlendirme yapılabilir. Metabotropik alıcılar ikincil mesajcı sistemleri etkinleştirir ve bunun hedef hücreye sadece kısa bir uyarı veya engelleme etkisi olabilir. Hedef hücrenin hareketini etkileyen daha uzun süreli değişikliklere de neden olabilir. Bu hareketsiz olduklarında veya bilgiye karşılık verirken de gerçekleşebilir arkadaşlar.